Evet, Ramazan etkisi herhalde katılımda bayağı bir düşüş var sanırım. Ama normaldir nihayetinde. Dersler de var hocam aynı durum. Evet. Daha önceki ya geçen sene de devam edilmiş miydi Ramazan'da yoksa bu sene böyle bir karar mı aldın da? Devam etmiştik hocam Ramazan'da. Devam Yani etmiştiniz. son şeylerine, son haftalara denk gelmişti. Normalde herhalde Mayıs sonuna doğru Bitecek. bitiyor derslerimiz. Mayıs sonuna doğru bitiyor. Şimdi tabii Ramazan boyunca elimizden geldiğince hani devam etmeye çalışacağız. Biraz her ne kadar Ramazan'ın bereketini getirdiği bir rehavet olsa dahi. Bugün şimdiye kadar işlediğimiz konulardan biraz daha farklı bir kulvara veya bulvara geçeceğiz. O da düşünmenin psikolojik boyutu üzerindeki hatalara yoğunlaşacağız. Bu konu özellikle psikolojide ve kognitif bilimde yani bilişsel bilimde daha çok konuşulan, tartışılan bir konu ama oraya has değil. Son 15-20 yıldır ekonomiye de sıçradı diyebiliriz. Şimdi genelde insanların düşünme yetileri üzerinde iki temel farklı birbirine zıt yaklaşımın olduğu söylenir. Bu söylentinin ötesinde bilimsel araştırmalarla da desteklenen iki farklı zıt kutup olarak görülür. Onlardan bir tanesi Aristo'dan beri gelen bir gelenek, insanların rasyonel olduğu, akıllı olduğu, akıllı canlılar olduğuna dair bir insan doğası fıtratı ile ilgili görüş, tez, teori. Diğeri de insanların özü itibariyle akıllı değil, hatta tam tersi çoğu zaman akılsal olanın dışında karar alan, hareket eden bireyler olduğuna yönelik, daha doğrusu insanların irrasyonel olduğunu genelde düşünen bir yaklaşım, öne süren bir yaklaşım. Şimdi bu iki görüş başından beri var aslında. Yani felsefe tarihinde var, psikolojinin bir bilim olarak ortaya çıktığı dönemlerden itibaren çalışılan bir konu. Orta çağlarda gene bu konunun karşılığı sayılabilecek. İşte düşünme hataları daha çok mantıksal boyutta biz onlara değinmiştik. Ama genel olarak hata kavramı, hatta eğer dini bir perspektiften bakacak olursak mesela insanın kendini aldatması, insanın aldanması, insanın sürekli hata içinde olması, cehaletinin aklının önüne geçmesi gibi pek çok unsurlar Kur'an-ı Kerim'de de insan unsuru ile ilgili ayetlerde karşımıza çıkan hususlardır. Her ne kadar bunların yorumu biraz farklı olabilse bile. Dolayısıyla hata yapmak insanidir diye çok meşhur genel bir terim de var zaten. Fakat bunun kapsamının belirlenmesi biraz modern çalışmalarda farklılaştı. O yüzden konuya biz biraz psikolojik açıdan bakacağız. Bir, iki hafta, belki üçüncü haftaya da sarkabilir. Sizden okumanızı istediğim iki yazar vardı. Bunlardan bir tanesi Stuart Sutherland, bir diğeri de Daniel Kahneman. İlki tercüme edildi. İlk Türkçe'ye tercüme edilen kitap İrrasyonel başlıklı. Yazarın kendisi İngiliz, diğeri İsrail asıllı bir Amerikalı psikolog. Her ikisi de psikolog. Fakat bu alanda müracaat edebileceğiniz tek kaynaklar bunlar değil. Daha belki onlardan biraz daha meşhur, biraz da görüşlerinin sivriliğiyle Daniel Ariely İrrasyonel ama Tahmin Edilebilir adlı kitabıyla meşhur oldu. Türkçe'ye tercüme edildi o da. Müracaat edebileceğiniz üçüncü bir kaynaktır. Gene son zamanlarda Nobel ödülü alan ekonomistlerden Richard Taylor'ın bu konudaki kitabı müracaat edilebilecek alanlardır. Giderek artan bir literatür Türkçe'de de artık yer bulmaya başladı. Burada da bir hususa değinmekte fayda var. Şimdi insanların irrasyonel olduğunu öne süren görüşlerin daha çok psikolojik kaynaklı olduğunu söylemiştim. Fakat bu psikolojiyle sınırlı kalmadı. Biraz ekonomiye de sıçradı. Hatta bunun temelinin felsefede olduğunu dahi söyleyebiliriz. Şimdi burada biraz terminolojik bir ayrım yapmamız gerekiyor. O da
Nedir bu kavramlar? Rasyonelite, irrasyonelite, rasyonalizm, irrasyonalizm veya işte Türkçe'ye akılsallık, aklilik, akıl karşıtlığı, mantık karşıtlığı diye tercüme edebileceğimiz terimlerin bir karşılığı var mı? Bir kere bunlar doğal karşılıkları olan terimler mi? Yoksa kurgusal, daha çok bilimsel, araçsal yönleri olan teknik terimler mi, tabirler mi? Bu soruyu sorabiliriz. Felsefede bunun derin ve uzun bir tarihi var ama genelde şunu söyleyebiliriz. Rasyonalizmle rasyonelite aynı şeyler değil. Dolayısıyla irrasyonalizmle irrasyonelite de aynı şeyler değil. Rasyonelite Latince bir terim ve daha çok orantısallık kavramını akla getiren bir terim. Bir şeyin rasyonel olması bir kurala uygun, bir ilkeye uygun, bir oran içermesi gibi bir anlam taşıyor. Ama burada tabii temel anlamın aklilik olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir şeye rasyonel demek, onun akli olduğunu söylemek. Peki bir şeye akli olduğunu söylemek ne demek? Burada da karşımıza, yine ben size gönderebilirim, Jonathan Cohen adlı bir felsefecinin yapmış olduğu bir listeyi ben burada kısaca üzerinden geçeyim ve belki de onlar üzerinde biraz daha detaylı durma imkanı olabilir. Daha sonra sizden okumanızı istediğim kitabı geçebiliriz. Jonathan Cohen, bir analitik felsefeci, geçen yüzyılda yaşamış. Ne zaman vefat ettiğini şimdi tam bilemeyeceğim ama insanların rasyonel olduğunu düşünen bir filozof ve aynı zamanda insanların irrasyonelliğinin psikolojik deneylerle veya tecrübi yöntemlerle temellendirilemeyeceği üzerine çok güzel bir makalesi var. İngilizce takip edemeyen arkadaşlar için Behavioral and Brain and Behavioral Sciences diye Cambridge Üniversitesi'nin çıkardığı çok güzel bir dergi var. Bu dergide yayınlandı bu makalesi. Yani insan akıl karşıtlığı temellendirilebilir mi? Deneysel olarak temellendirilebilir mi? Başlıklı bir makale. Bu derginin Brain and Behavioral Science adlı derginin, yani Beyin ve Davranış Bilimleri dergisinin güzel bir yönü. Orada uzunca bir makale yazar bir akademisyen, bir zat. Daha sonra sayıları bazen 50'yi, 60'ı, 100'ü bulan o konuyla ilgilenenler o ana makaleyle ilgili birer, birer buçuk sayfalık kendi perspektiflerinden eleştiriler, değerlendirmeler sunarlar. Daha sonra yazar o değerlendirmeleri de göz önüne alarak şöyle onlara cevap veren bir yazı, yani diyalektik bir bağlam içinde. İnternetten girebilirsiniz, Cambridge Üniversitesi'nin sayfasında, daha doğrusu yayın evinin sayfasında karşılaşacağınız bir dergidir bu. Yani bir konuyu böyle enine boyuna tüm yönleriyle o mevcut dönem içindeki perspektifi aktaran güzel bir dergi. Benim takip ettiğim bir dergi. Ama tabii ulaşabilmeniz için üniversite kaynaklarına ihtiyacınız var. Yani doğrudan şey açık değil. Fakat burada yayınlanan makalelerin büyük bir kısmı aslında sonradan yazarlar tarafından kendi sitelerine de konduğu için, mesela bu Jonathan Cohen'ın insan irrasyonelitesi tecrübi olarak, deneysel olarak temellendirilebilir makalesine internetten çok rahat ulaşabilirsiniz. Neyse, bu yazar bize diyor ki insanlar öyle sandığınız gibi aptal değiller ama biz bunu gene de anlayabilmemiz için bir takım teknik ayrımlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla aklilik kavramı, rasyonellik kavramı rasyonalizmden farklı demiştik. İsterseniz onu temellendireyim, onun en azından kısaca bahsedeyim. Ondan sonra Jonathan Cohen'a geçeyim. Şimdi rasyonalizm bir felsefi ekol. Yani varlığın aklen bilinebileceği ve onun hakkında doğru kanaatlere, tezlere ulaşabileceğimize dair felsefi bir tez. Rasyonalizm bir ekol olarak daha çok 17. yüzyıldaki bir akıma karşılık olarak görülür. Başlangıcı Descartes olarak değerlendirilir. Batı felsefesi perspektifiyle baktığınızda tabii ki olaya. Gene bu rasyonalist düşünülen rasyonalizme
Tabi düşünürler arasında Descartes'in yanı sıra mesela Spinoza gene rasyonalist düşünür olarak karşımıza çıkar. Leibniz bu üçlü rasyonalizmin kurucuları arasında yer alır. Her üçü de biz varlığı akılla, sırf akılla anlayabiliriz, izah edebiliriz ve akıl bu noktada varlık hakkında doğru tezlere ulaşmamız için yeterli ve yetkin bir araçtır, bir kaynaktır şeklindeki tezi bu üç filozof da farklı açılardan değerlendirirler. Bu rasyonalizm. Bir de bunun karşısında empirisizm var. Yani tecrübecilik. Tecrübecilik de diyor ki akıl tek başına yeterli değildir. Bizim deneye ihtiyacımız var varlıkla ilgili olarak doğru kanaatlere, tezlere, sonuçlara ulaşabilmemiz için. Bu ikisi büyük oranda felsefe tarihi içinde çok farklı perspektif açılardan bir mücadele içinde olmuşlardır. Mesela Eflatun'a gidecek olursak, Platon'a gidecek olursak, Platon tecrübeye o kadar çok atıfta bulunmaz. Dolayısıyla Eflatun saf rasyonalist bir düşünür olarak değerlendirilebilir. Ama Aristo'ya geldiğinizde, Aristo biraz da babasının doktor olmasının da getirdiği hani etkiyle diyelim, tecrübeye önem veren birisidir. Yani gözlem bağlamında. Tabii ki modern anlamda tecrübe değil. Yani Aristo'nun tecrübesi daha çok gözlemdi. Özellikle Atina'dan ayrılmak zorunda kaldığında biraz Batı Anadolu sahillerinde dolaştı. Oralarda canlılarla, hayvanlarla ve özellikle balıklarla ilgili gözlemleri bugün bile ilgiyle okunabilecek yazılar arasında yer alabilir. Ama Aristo bu bağlamda saf aklın yanı sıra tecrübeyi de kabul eden bir düşünürdür. Dolayısıyla hocası kadar saf rasyonalist değil ama gene de rasyonalist bir düşünürdür. Çünkü mantık merkezli düşünme sistemi onda da hakim ve akılla bulunabileceği metafizik tamamen pür saf bir aklın saltanatı olarak değerlendirilebilir. Şimdi bu bağlamda akılsallık akılcılıkla ilgili olarak görülebilir. Yani akılsal olan aynı zamanda rasyonalizmin bir gerektirdiğidir. Rasyonalizm akılsal olmayı gerektirir. Bunun karşısında irrasyonalizm var mı? Var tabii ki. İrrasyonalizm bir akım olarak da var. O kimler var bu irrasyonalizm bir felsefi ekol olarak irrasyonalizmin üyeleri arasında? Bunların arasında mesela Schopenhauer akıl yerine iradeyi felsefi sisteminin merkezine aldığı için o irrasyonalist olarak değerlendirilirler. Yalnız bakın bu değerlendirmeleri gene ben biraz tırnak içinde ifade etmeyi tercih edebilirim. Çünkü nereden baktığınıza bağlı olarak bir yazarın rasyonalist veya irrasyonalist olacağı değişebilir. Gene diğer irrasyonalist düşünürler arasında Nietzsche ön plana çıkar. Bunlar daha çok Almanya'da. Schiller bir diğer yazar olarak, filozof olarak bir rasyonalist düşünüyor aslında. Romantik akımın takipçileri Almanya'da özellikle Alman romantizminin öncüleri gene bu noktada irrasyonalistler şeklinde değerlendirmeye daha layıktır. Fransa'da aydınlanma ve büyük oranda aydınlanmacı felsefe rasyonalizmin öncüleri arasında yer alır. Dolayısıyla her iki akımın da taraftarları var. Ama bizim bugün konuşacağımız bu felsefi ekollerden farklı. Yani biz bugün daha çok insan odaklı düşünmem bağlamında yapılan hataların rasyonel olup olmadıkları ile ilgili, irrasyonel olup olmadıkları ile ilgili üzerinde duracağımız için irrasyonellik, irrasyonelite doğal olarak bize rasyonelin ne olduğu sorusunu akla getiriyor. Çünkü bir şey irrasyonel diyebilmemiz için elimizde bir kriterin olması lazım. O kriter de rasyonellik. Peki rasyonellik kriteri nedir sorusuna Cohen şu 9 başlıkta cevap veriyor. Onlardan ilki mantıksal ilkeler. Yani ders özellikle birinci dönemde işlediğimiz işte şartlı önermeler, çıkarımlar, çıkarım kuralları, kategorik önermeler bunların ilkeleri. Yani bu bağlamda rasyonel olan mantıksal kurallara uygun düşünme ve çıkarım yapmadır diyor. Yani akliliğin bir tanımı bu. Yani yağmur yağarsa sokaklar ıslanır ve yağmur yağdıdan sokaklar ıslanmadığı neticesine vararsanız siz irrasyonel bir neticeye varmış olursunuz. Ama yağmur yağarsa sokaklar ıslanır, yağmur yağdı sokaklar ıslandı çıkarımı
akli olan bir çıkarımdır. Mantıksal ilkelere uygun olan bir çıkarımdır. Dolayısıyla mantıksallığın ilk aşamada karşımıza çıkan türlerinden bir tanesi akliliğin mantıksallıktır. İkincisi, akliliğin ikinci kategorisi Cohen'e göre tabii ki bunlar. Çünkü değişik yazarlar değişik şekilde bunları şey yapacaktır. Matematiksel hesaplamalardır. Mesela işte x'in biz 12'den küçük olduğunu düşünüyorsak x'in 13'ten de küçük olduğunu çıkarmak gene mantıksaldır. X'in işte diyelim ki 12'den küçük olduğunu düşünüyorsak x'in 15'ten büyük olduğunu çıkarmak irrasyoneldir. Akıl karşıtıdır. Dolayısıyla burada mantıksal ilkelere, kurallara ters çıkarımlar akıl dışı, gayri akli çıkarımlardır. Bu da akliliğin, mantıksallığın ikinci kategorisini oluşur. Birincisi mantıksal, ikincisi matematiksel. Akliliğin üçüncü şekli kelimelerle ilgili, kelimelerin anlamlarıyla ilgilidir. Yani onların aralarındaki çıkarımlarla ilgilidir. Yani bunun pek çok örneklerini zaten mantık dersi, daha önceki derslerimizde gördük. Mesela bir şey kırmızı ise o şeyin renkli olduğunu söylemek mantıksal bir çıkarımdır. Ama bu çıkarım ne mantık, yani ne mantık kuralları bağlamında bir çıkarımdır. Çünkü mantık kuralları bize renk ve kırmızı, renkli olma ile kırmızı olma arasındaki ilişkiyi vermiyor. Onu optik veriyor veya en azından biyoloji veriyor kısmen, çünkü bizim algımıza dayalı olarak, veya renk spektrumu belki fizikte gibi bazı cihazların hesaplamaları veriyor. Ama mantık doğrudan kırmızıyla renkli olma arasındaki ilişkiyi bize vermiyor. Matematik de vermiyor bunu. Yani bu böyle bir çıkarım akli bir çıkarımdır. Fakat mantıksal, matematiksel olanın dışında üçüncü bir kategoriye aittir. Veya başka bir örnek verelim. Yani işte diyelim ki kuzeniniz varsa, ya amcanız ya halanız vardır. Teyzeden de olur değil mi? Yani kuzen ne oluyordu? Kuzen neyse, yani anne veya babanızın kardeşi var demektir. Kuzeniniz varsa. Şimdi gene burada biz kuzen kelimesinin anlamından anne ve baba veya babanın veya her ikisi de olabilir kardeşleri olma çıkarımına varıyoruz. Buradaki çıkarıma bize imkan sağlayan kelimenin semantiği, semantik yapısı. Veya işte kuzenle baba kardeşi veya anne kardeşi gibi farklı bir terim arasındaki kurulabilecek çıkarımsal bağ. Bu da mantıksaldır. Bu da akliliğin üçüncü alanını, üçüncü kategorisini oluşturur Cohen'e göre. Akliliğin dördüncü kategorisi yazara göre, işte diyelim ki bunu biz en iyiye çıkarımda gördük. Yani bir iki hafta önce gördüğümüz abdüksiyon çıkarımında gördük. Yani bir dizi bir fenomen var. Onu açıklamaya yönelik bir dizi elimizde hipotez var. A hipotezi, B hipotezi, C hipotezi. Bu üç hipotez bize bir olguyu açıklayacak. Şimdi üçü de aday ve bu adaylar arasında bir tercihte bulunmamız gerekiyor. Bu tercihi de biz bir şekilde bilimsel deneyle yapmak durumundayız. Yani yaptığımız deneyler bu hipotezlerden bir tanesini tercih etmemize yardımcı oluyor. Veya aralarındaki, işte hatırlarsanız Quine'da görmüştük. Cinayetin tespitiyle ilgili üç zanlı vardı. Bu üç zanlının durumları değerlendirildi. Bu durum değerlendirmesi neticesinde bir tanesinin katil olma ihtimalinin diğerlerine nazaran daha makul olduğu yönünde. Şimdi bunlar da akli çıkarımlardır. Yani doğrudan mantıksal kurallara göre değil, matematiksel kurallara göre, hatta kelimelerin anlamlarına göre de değil. Fakat hipotez temelli yapılan çıkarımlar bilimsel olarak karşımıza çıkar. Bazen tecrübeye, bazen rasyonel araştırmaya dayalı olarak. Bunlar da akli olarak değerlendirilebilecek çıkarımlar arasında veya aklilik olarak değerlendirilebilecek bir kategori olarak karşımıza çıkar. Akliliğin altıncı şekli, yani beşinci şekli, akliliğin beşinci, dördüncüsü bu hipotez temelli çıkarımlardır. Beşinci şekli istatistiki çıkarımlardır. Yani işte diyelim ki bir ailede yaşayan insanların ortalama ölüm oranı 80 ila 85 yaşında ise, yani işte diyelim ki
bunun üzerinden biz bir istatistiki değerlendirmede, bir hesaplamada bulunuyorsak, bir sonraki aile üyesinin de o istatistiki alan içinde kalması muhtemeldir. Bir okuldan bir yıl içinde son sınıf öğrencilerin %75'i mezun oluyorsa, herhangi bir öğrencinin o okuldan o yıl içinde mezun olma ihtimali %75'tir. Yani bu da istatistiki bir çıkarım ve burada da biz mantıksal bir ilkeye tabi değiliz. Matematiksel hesaplamalar işin içine giriyor. Fakat istatistik ayrı bir alan olarak akliliğin diğer bir kategorisi şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu da akliliğin 5. alanı. Cohen'e göre gene diyelim. Neticelerden sebebe gitme şeklinde bir aklilik. Yani bir olay var, o olayı açıklayacağız. Olayı açıklarken geriye doğru adım adım giderek biz neticenin sebebini tespit ediyoruz. Bu da akliliktir. Yani bilimsel çalışmalarda özellikle karşımıza çıkan ve 4. kategoriyle biraz ilintilendirebileceğimiz bir yaklaşım. Bazıları bunu ayrı bir kategori olarak görmezler ama Cohen neticeden sebebe doğru gitmeyi akli bir kategori olarak değerlendiriyor. Bunu da hipotez temelli çıkarımlardan biraz farklı olarak değerlendiriyor. Yani mesela işte bir gördüğünüz bir iz, oradan bir canlının geçmiş olduğuna veya bir insanın geçmiş olduğuna delil olarak alınıyor. O hayat veya bir insanın konuşması, o insanın akıllı olmasına dair bir delil olarak alınıyor. Dolayısıyla burada da biz neticeden sebebe doğru gittiğimiz için farklı bir çok hipotezler arası bir tercihte bulunmuyoruz. Sadece izi takip ediyoruz. Bazen bu izler, işaretler, emareler yazılı olur. Bazen doğal olabilir. Ayak izlerinde olduğu gibi. Akliliğin 7. şekli ise, ben bu metni size göndereceğim. Yaptığım bir tercüme. Dolayısıyla şey yapmanıza gerek yok. Yani bu A Companion to Epistemology adlı bir yayınlanmış bir makale. İrrasyonelit, aklilik adlı makale, Cohen'in makalesi. Size gönderirim. Meryem Hanım size ulaştırır. Dolayısıyla not almanıza da gerek yok. Yedincisi ise ekonomik davranışlarla ilgili aklilik. Yani bu biraz daha hem kitabı hem genel anlamda çağdaş aklilikle ilgili tartışmaları ilgilendiren bir tanım. Aklilik tanımı. Yani insanlar kar merkezli düşünürler. Ve iki alternatif arasında daha karlı olanını tercih ederler. Yani işte diyelim ki size iki iş teklif ediliyor. İşlerden bir tanesi aylık 10.000 lira veriyor. Diğer biri 15.000 lira veriyor. İkisi de aynı iş. İkisi de 3 aşağı 5 yukarı kıyaslanabilir ortamlar. Yani birisi deniz kenarı olur, birisi dağ başı olur. Tabii ki deniz kenarını tercih edersiniz. 5.000 liradan feragat edebilirsiniz. Ama İkisi de deniz kenarındaysa, ikisi de aynı niteliklere sahipse, tabii ki 15.000'i tercih etmek akli olandır. Bazıları diyebilir, benim o kadar paraya ihtiyacım yok, hatta para beni bozabilir diye düşünebilir bazıları. O tabii ki farklı bir düşünce şekli ama insanların geneline baktığınızda insanlar kendilerinin yararını olanı, kendi çıkarlarını olanı ve faydalarını maksimize etme eğilimini taşırlar. Yani böyle bir eğilimleri vardır ve bu eğilim de akli bir eğilimdir. Yazara ve ekonomistlerin hemen hemen tamamına göre. 8. aklilik ise araçsal aklilik değil. Şimdiye kadar biz daha çok araçsal aklilik üzerinde durduk. Amaçların akliliğidir. Yani hangi hedefler aklidir? Yani işte diyelim ki hayatta mutlu olmak istiyorsunuz ve mutlu olmanızın bir amaç ediniyorsunuz ve bunun akli olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki çok temel bir değer. Yani herkes mutlu olmak ister ama mutluluğun bu anlamda hedef merkeze konması herkes için belki de gerekli olmayabilir. Veya şöyle bir örnek verelim, yazarın verdiği bir örnek. İnsanların araçsallaştırılması bir amaç olmamalıdır. Dolayısıyla insanları araçsallaştırmama amacı aslında içeriksel bir amaçtır. Araçsal değildir. Yani her insan onur sahibidir. İşte dokunulmazlığı vardır, haklara sahiptir.
Dolayısıyla hiçbir insan araçsallaştırılmamalı. Kendi çıkarlarımıza yönelik. Tabii burada araçsallaştırmayı da biraz daha kısa, daha alt tanımını yapmamız lazım. Çünkü çoğu zaman mesela bir işte çalıştığınızda siz aslında kendinizi araçsallaştırıyorsunuz, değil mi? Yani bir hizmet sunuyorsunuz, o hizmet karşılığında bir karşılık alıyorsunuz, maaş alıyorsunuz. Bu bir bakıma sizin kendinizi araçsallaştırması değil mi? Veya bir kuruma bir kimseyi, bir kurumda bir kimseyi istihdam ederken de o kimseyi bir bakıma araçsallaştırıyor gibi bir karşılık, bir netice çıkabilir. Hayır, bunlar bireyleri araçsallaştırmıyor. Nihayetinde karşılıklı bir mübadele söz konusu. Benim zamanım var, imkanım var, donanımım var ve kurumun da bunlara ihtiyacı var. Dolayısıyla kurumun da parası var, imkanı var vesaire. Dolayısıyla biz karşılıklı olarak, karşılıklı rızaya dayalı olarak işin içinde her ne kadar araçsallaştırma olsa bile bu araçsallaştırma insan onuruna, gururuna, haklarına, özüne, doğasına ters bir araçsallaştırma değil. Ama bir insan diğer bir insanı sırf kendi şahsi menfaatleri için araçsallaştırıyorsa bu yanlış. Bunun da akli olmadığını, irrasyonel olduğunu, dolayısıyla hiçbir insanın bu anlamda araçsallaştırmaması gerektiğini söylemenin akli olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak 9. Aklilik şeklini de Cohen biraz da modern dil bilim çalışmalarından mülhem yapıyor. O da konuşurken biz bir takım ilkelere, kurallara tabi oluyoruz. Mesela işte diyelim ki soru sorduğumuzda o soruyu cevap bekliyoruz veya bize bir soru sorulduğunda o soruya cevap veriyoruz. Ama sadece cevap vermiyoruz, uygun bir cevap veriyoruz veya sadece cevap verip yani saatlerce konuşmuyoruz. O sorunun içeriğini karşılayabilecek, soruyu sorunu tatmin edebilecek nitelikte ve nicelikte ifademizi belirliyoruz gibi böyle. İşte diyelim ki Grice, Paul Grice bu noktada iletişimin mantıksal kuralları adlı bir meşhur makalesi vardır. Bu makaleden daha önce ben atıfta bulunmuştum, makaleye atıfta bulunmuştum. İletişimin kuralları diyebileceğimiz ve insanlar arası ilişkinin, görüşmenin, pazarlığın, tartışmanın, etkileşimin bir dizi yani iletişime dayalı, dile dayalı iletişimin gerçekleşebilmesi için tabi olunan kuralların akli olduğunu söyleyebiliriz. Bu da akliliğin 9. kategorisini oluşturuyor. Şimdi bunlar oldukça teknik bir açıdan yapılan aklilik tanımları ve kategorizasyonu ve akliliğin bunlarla sınırlı olduğunu da söylemek yanlış olabilir. Yani mesela işte burada hemen aklıma geliyor. Biraz da bu makalelerin yazıldığı dönemde tartışılan konuları özetlediği için onlara münhasır olarak akliliğin ne olduğu sorusu üzerinde duran makaleler. Ama mesela bugün en çok üzerinde durulan, tartışılan konulardan bir tanesi hayatta kalabilme. Bunda da biyolojik çalışmalar, evrim çalışmalarının etkisi var. Yani hayatta kalabilmeye yararlı olan her şeyin rasyonel olduğuna dair bir tanım da gelişti özellikle son zamanlarda. Dolayısıyla bir davranış şekli, bir düşünme şekli, bir yatkınlık, bir dispozisyon sizin hayatta kalmanıza ve hayatta kalmak sadece meselenin dramatik bir yönü, başarılı olmanıza yardımcı olabiliyorsa, yani işte diyelim ki akranlarınız arasında daha bariz olmanıza yardımcı olabiliyorsa, hayatta daha rahat imkanlara kavuşmanıza yardımcı oluyorsa vesaire vesaire. Dolayısıyla sadece hayatta kalma değil ama aynı zamanda başarılı olmanıza da, refahınıza katkıda bulunuyorsa bunların da rasyonel olduğunu söyleyebiliriz. Bunu biraz ekonomik maksimizasyon bağlamında tanımlamak mümkün olmakla birlikte her zaman değil. Çünkü bu mesela rasyoneliteyi, farklı bir akliliği farklı bir perspektiften değerlendirmek olur. Ve bu bizi bazıları tarafından irrasyonel olarak değerlendirilen unsurların aslında özü itibariyle rasyonel olduğu şeklindeki bir tasihe de götürebilir. Yani mesela işte diyelim ki Eflatun'dan beri gelen duyguların irrasyonel olduğu şeklindeki bir anlayış var. O yüzden zaten Eflatun şiddetle karşı çıkar duygusal değerlendirmelere, yaklaşımlara. Ama yani bu ne kadar rasyonel bir davranış. Şairlere yer vermiyordu devletin, hatırlarsanız Platon. Ona göre şairler hakikati çarptıkları için duygusal olarak, sembolik bir şekilde onları ele aldıkları için ve Cumhuriyet'e de doğru
devlette de doğru hakikatler, doğru bilgiler önemli olduğu için. Çünkü mutluluğa ancak o şekilde varılabilir. İnsanın kendini aldatarak mutlu olması hiçbir zaman ideal olmadı Platon açısından. Şimdi bu bağlamda baktığınızda Platon için irrasyonel olan günümüzde oldukça rasyonel. Yani çünkü duygularından arındırılmış bir insanın depresyona aldığı tiket, bilet onu çok kısa zamanda ulaştıracağından %100 emin olabilirsiniz. Yani duyguları çıkarın, yaşamanızın ne anlamı olduğunu çok rahat sorgulayabilirsiniz. Yani hani uzay yolunu kaçırdınız sizler. Bizim çocukluğumuzda TRT'nin en çok izlenen programlarından bir tanesiydi. Orada Mr. Spock vardı. Belki şu anda şeyden izleyebilirsiniz onları veya belki yeniden de yayınlanıyor olabilir bazen. Ama YouTube'da bulabilirsiniz. Mr. Spock bu anlamda duygularından arındırılmış saf aklı temsil eder orada. Nasıl depresyona girmiyor bilemiyoruz ama tabii ayrı bir dünyanın insanlar onlar. Dolayısıyla bu dünyada yaşayacaksanız ve eğer hayatınız yaşanabilir olma durumu söz konusuysa duygulara ihtiyacınız var. Duygusuz bir hayat tatsız olmanın ötesinde yani insanın bir bakıma anlam arayışının ciddi anlamda hasar görmesidir veya belki de yok olmasıdır. O yüzden bazılarına göre irrasyonel olan diğer bazılarına göre hayır tam da rasyonelitenin bize burada gerekiyor şeklinde bir perspektiften de bakabilirsiniz. Mesela bu noktada eğer ilginizi çekiyorsa Türkçe'ye de tercüme etmiş Antonio Damasio'nun Descartes'in Hatası adlı eseri okunabilir. Yani duyguların insan hayatındaki, insan bilişindeki, sadece hayatında değil yani bu mesele sadece yaşamak ile ilgili değil, insanların düşünme şekillerindeki, bilişsel yöntemle yetilerindeki önemi, katkısı merkeziyle ilgili önemli bir çalışmadır. Antonio Damasio'nun bu çalışması Türkçe'ye de tercüme edildi. Descartes'in Hatası adlı kitap. Evet. Şimdi 9-10 tane aklilik tanımı yaptık ve bunlara uymayanları da irrasyonel diye tanımlamak mümkün mü? Yani bu soruyu sorabiliriz ve yazar da zaten bir psikolog olarak bunların hepsine tek tek değinmiyor ama verdikleri örnekleri bu perspektiften değerlendirebiliriz. Yani bu kategorilerden bir tanesine katabilmek mümkün verdiği örnekler. Kitap güzel bir kitap, anlaşılı bir kitap, tercümesi güzel bir kitap. Kendisi İngiliz, psikolog. Kitabın yazıldığı dönem aslında biraz erken. Yani bu alandaki çalışmalar, verdiğim diğer yazarlar bu konuyu çok özellikle kognitif bilimle irtibatlandırarak detaylandırdılar. O yüzden yazarın verdiği örnekler daha çok işte geçen yüzyılın örnekleri. Zaten 90'lı yıllarda öldü yazar. Kitapta 90 bir saniye bakayım. Kitapta 92 yılında İngilizce'de yayınlanmış. 2007'de de Türkçe'ye tercüme edilmiş. Yeni baskıları var. Temin edebilirsiniz. İrrasyonel. Domingo yayınlarından çıkmış. Yazar Oxford'da eğitim görmüş. Daha sonra Sussex'e geçmiş. İngiltere'de diğer bir üniversite. Orada psikoloji bölümünü oluşturmuş. İlginç. Ve yazım tarzı da İngilizlerin böyle güzel, hafif, bazen eğlenceli, esprili yazım tarzlarına örnek verilebilecek cinsten. Yani hiç beklemediğiniz yerde beklemedik twistler yapabiliyor. Yani böyle hem sentaksta hem semantikte. Ve bölümleri de özetliyor. Dörder beşer tane size takip etmeniz ve hataları telafi etmenize yardımcı olabilecek önerilerde bulunuyor. Yazarım ben biraz... Şöyle bir yazarla ilgili bilgiye baktım. Çok fazla bilgi yok internette ama olan bilgiler biraz sert ve biraz da tahammül edilmesi zor bir karakter olduğuna dair çalıştığı üniversitede bir değerlendirme var. Ama eğer onu tahammül edebilirseniz diyor değerlendirme, yazar sizinle birlikte sonsuza kadar kalacak bir yani yapıdadır diyor. Doğru olabilir çünkü... Yani özellikle şeymiş, bölüm başkanı olarak bayağı zor bir insanmış kendisiyle geçinebilmesi. Bunun da sebebi ağır depresif bir yapısı varmış. Diğer bir kitabı, gene bu irrasyonel gibi, Breakdown, Kırılma adlı kitabı. Kendisinin bizatihi bireysel yaşadığı o ağır depresyonun
manik depresif karakterinin anlatımıymış. Ben o kitabı okumadım ama ilginç olabilir. Yani yazar bir yönden böyle kendi kişisel hayatı boyunca çektiği bir sıkıntısı var psikolojik olarak. Gerçi çalışmaları psikiyatriyle ilgili değil veya psikolojinin hani o yönüyle ilgili değil, zihin hastalıklarıyla ilgili değil ama gene de etkiliyor tabii. Çünkü manik depresif insanlar hayata biraz daha pesimist bakarlar. Dolayısıyla kitabın böyle bir pesimist yönünün olduğunu söyleyebiliriz. Ve temelde kitabın tezine de katılmadım, ben baştan söyleyeyim. Yani insan düşüncesinin bu kadar böyle hata merkezi olduğunu sanmıyorum ben. Sadece onunla değil ama aynı zamanda Ariely'nin, Kahneman'ın, Taylor'ın ve diğer bu alanda insan hatalarını merkeze alan yaklaşımların temelde özü itibariyle hatalı olduğu kanaatindeyim. Fakat bu kitaptan öğrenebileceğimiz çok şey var. Çünkü yazar bize bir yönüyle daha önce belki göremediğimiz veya görmekte zorlandığımız hususlara dikkat çekiyor. Ve şeyin de farkında, yani kendisinin biraz bu yöne vurgu yaptığının farkında. Mesela Gilbert Ryle gene bir İngiliz analitik düşünür, Oxford'da bulunmuş. Onun bir alıntı, ondan bir alıntı da bulunuyor. Ona göre neden aldandığımızı bırakalım psikologlar söylesin, neden aldanmadığımızı da biz söyleyebiliriz diyor bir filozof olarak. Yani felsefeciler daha çok nasıl oluyor da insan doğru düşünebiliyor onun üzerine odaklaşıyor. Psikologlar da insan nasıl oluyor da aldanıyor o konu üzerine odaklaşıyor. Dolayısıyla bu konunun her iki perspektifinin de olduğunu söylüyor. Fakat şöyle bir başlangıcı var kitaba. Aristo'dan özür diliyor öncelikle. Güzel bir şey. Aristo çünkü insanın akıllı olduğunu tanımlıyordu. Önce ona özürlerini belirterek insanın tek de akıllı olmadığını söylüyor. Fakat ilginçtir mesela, bu kitabın birkaç baskısı var. Benim ilk baskısı, bendeki ilk baskısı o kitabın ikinci sayfasında insanların sanıldığı kadar rasyonel olmadıklarını göstermeye çalışıyorum diyor. Ama hemen iki cümle sonrası, hatta bir cümle sonrası irrasyonelliğin yaygınlığını yakın zamanda konuya ilişkin yapılmış bazı psikoloji deneylerinden bahsederek ve gündelik yaşamdan bazı mesleklerden alarak ispatlayacağım diyor. Yani bir, rasyonelite o kadar yaygın değil. İki, irrasyonellik yaygın. Bence çok uyumlu gelmedi ama yazarın bu kadar da şey olduğunu söylemek yanlış olurdu. Yani bu kadar dikkatsiz olduğunu. Dolayısıyla yazarın tezinin aslında irrasyonelliğin yaygın olduğuna yönelik bir tez olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yazar burada nelere değinmiyor? Yani bu kitabında nelere değinmiyor? Bir kere psikopatolojiye değinmiyor. Psikiyatriye değinmiyor. Yani mesela irrasyonelitenin pek çok örnekleri. Şizofreni bir irrasyonel düşünme şeklidir. Yani bir insanın zihinsel hayatındaki kırılma. Bu çok kolay bir durum değil. Ve yazarın ilgilendiği bir konu da değil. Yani psikiyatrik vakalar, hastalıklar, rahatsızlıklar yazarın ilgi alanı dışında. Bunlar irrasyonel olmakla birlikte. Bunlara irrasyonel dememiz hatta doğru bile olmayabilir. Çünkü orada insanlar elinde olmadan bir takım düşünme şekillerine kendilerini kaptırıyorlar. Orada bir insanı sen şizofreniksin diye aşağılamak büyük bir haksızlık olur. Çünkü o insanın yapabileceği bir şey yok. Tedavisi, telafisi, ilaçla giderilmesi imkansız bir durumla karşı karşıya. Tabii rasyonelliğin bir düşünce boyutu var, bir de pratik boyutu var. Yani karar verirken, bir konu hakkında düşünürken rasyonel olma, bir davranışı sergilerken rasyonel olma. Buna teorik ve pratik olarak zaten hani felsefede de sık olarak karşımıza çıkan bir durum. Rasyonelliği gene bilimsel olarak tanımlıyor. Yani bize bir takım olguları açıklar, gelecekle ilgili tahminlerde bulunmaya yardım olur ve bir sorunu çözer. Yani bu bakıma oldukça günümüzde bilimsel açıdan baktığımızda karşılaşabileceğimiz bir rasyonelite tabiri. Fakat bilimsel tanımının da aslında çok rasyonel olmadığını daha hemen girişte ifade ediyor. Yani şimdi mesela işte diyelim ki biz rasyonel bir şekilde varlığı izah edeceğiz, değil mi? Yani
Neden yağmur yağıyor, neden güneş ışıkları ortalığı aydınlanıyor, niye güneş sistemi şöyle böyle, bütün ya veya en azından kimyada, fizikte şurada burada bilimsel bir takım tezler geliştiririz. Bunları da rasyonel olarak izaha, açıklamaya, ispatlamaya çalışırız. Ama bunun temelinde yatan bir işte şeyde tınavarımda bunu görmüştük. Kanunların her yerde geçerli olduğuna dair bir ön kabul var. Şimdi bu ön kabulün temeli ne diye sorduğumuzda bunun temeli yok. Niye kabul ediyoruz? Etmek zorundayız, öbür türlü bilim gerçekleşmiyor. Yani varlıkta tek düzelik yoksa bilimsel deneylerimizin bir anlamı yok. Yani güneş sisteminde geçerli olan bir kanun Samanyolu'nun diğer sistemlerinde geçerli değilse o zaman biz çok bölgesel, mahalli bir çıkarım peşindeyiz. Ama fizikte, bilimde temel olarak biz hatırlarsanız o bilimsel teorilerin beş kriterinden bir tanesi neydi? Genellenebilirlikte. Yani bütün varlığı şumullü bir tez, kısmi olana has, duruma has açıklamalara tercih edilebilen tezlerdi. Ama kanunların evrenin her yerinde aynı ve geçerli olduğuna yönelik inancın bilimsel bir temeli yok. Ne mantıksal, ne matematiksel, ne tecrübi, ne şöyle, ne böyle. Ya yani o bir inanca dayanıyor. Bu inancın temeli. Yazar diyor ki burada bilim insanları bir döngüsellik içinde. Dolayısıyla burada da hani rasyonel bir çıkışın irrasyonel bir zeminin olabileceğine dair bir ihtar da bulunuyor. Bu sizce geçerli mi geçersiz mi? Bunu isterseniz tartışma bölümüne bakabiliriz. Yazar gene irrasyonellikten hataları yani psikiyatrik vakaları çıkarıyordu. Onlar üzerinde durmuyor. İkincisi hatalar üzerinde de durmuyor. Yani hepimiz hata yapıyoruz. Hayatımızın her döneminde hatadan bağımsız olarak yaşayabilmemiz imkansız. Fakat bu hataların mahiyeti önemli. Mesela bir hesap hatası yaparsanız bu irrasyonel olarak değerlendirmeye aday değil yazar tarafından. Niye? Çünkü biraz dikkat ettiğinizde, geriye dönüp kontrol ettiğinizde matematiksel hatanın nerede olduğunu çok rahat görebilir ve hatanızı düzeltebilirsiniz. Hatanızda ısrar etmediğiniz sürece veya en azından yeniden kontrol etmeye direnmediğiniz sürece, hani ayette de geçer ya, وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yani yaptıkları hatalar üzerinde ısrar etmezler. Onlar ne yaptıklarının bilincindedirler, bilirler. Dolayısıyla bir şeyi bile bile yapma hatası irrasyonelliktir. Ama bilmeden yapılan hataların veya bilerek hata üzerinde ısrarın olmayışı bu noktada rasyonelliğe örnek olarak alınır. Aslında bu konu Kur'an-ı Kerim açısından da incelenmesi gereken çok önemli bir konu olarak geliyor. Özellikle hani iman ve inkar noktasındaki yapılan hatalar, ısrarlı hatalar veya işte diyelim ki davranışlarla ilgili olarak yapılan irrasyonel tutumlar. Genelde klasik olarak bu konular çalışıldı ama modern bilimin ve işte psikolojinin, kognitif bilimin perspektifinden bu konular Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen hiç çalışılmadı. Benim bildiğim çalışmalar yok mesela. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kendini aldatma üzerine çok önemli bir yani konu olduğu için ciddi çalışmaya ihtiyaç var. Hem felsefi açıdan hem psikolojik açıdan hem belki de sosyolojik yani sosyal psikoloji açısından. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in çok sık atıflarından bir tanesidir. Kendilerini aldatıyorlar fakat farkında değiller. Yani bu bir irrasyonelite mi? Yani bazen bile bile aldatıyorlar, bazen üstünü örtmek için aldatıyorlar ama insanın kendini aldatma durumu yazarın burada üzerinde durduğu hususlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkacak. Bile bile bir şey yapmak, hatta bazen ihtar edildiği halde, kendi böyle bir hata işlediği söylendiği halde buna dikkat etmemek insan unsuru hakkında bize açıklayıcı bir yön gösteriyor. Bazen tabii yani dolayısıyla tüm hatalar irrasyonel değil ama hataların bir kısmı tabii ki irrasyonel olarak görecek. Özellikle sistematik hatalar yazarın kapsamı dahilinde. Yani biz bir hatayı sürekli olarak aynı şekilde işliyorsa bir insan ve bu izah edilebilirse mesela Daniel Arien'in biraz önce bahsettiğim kitabının alt başlığı böyledir. Yani tahmin edilebilir. Bir hatanın tahmin edilebilir olması yani sistematik bir yapıda belirmesi, onun anlık
veya geçici veya işte bilinçsiz olarak işlenen bir hata olmasının ötesinde bir süreklilik içerdiği için ve gelecekte de ısrarlı istimrar söz konusu olduğu için insan hakkında bize bir takım şeyleri söylediğini savunur Ariely. Şimdi yazar irrasyoneliteyi de, bunlar rasyoneliteyi tanımlarken dikkat etmemiz gereken hususlar. İrrasyoneliteyi de tanımlarken göreceli bir tanımdan hareket ediyor. Yani biz bir insana irrasyonel veya bir insanın bir düşünce veya davranışına irrasyonel etiketini yapıştırmadan önce o insanın bilgisini göz önüne almamız gerekiyor. Yani o insan ne biliyor? O insan neye inanıyor? Çünkü bilgisi sınırlıysa veya inandıkları yanlışsa onlara dayalı olarak yaptıkları çıkarımları irrasyonel olarak değerlendirmek yanlış olabilir. Örnek verelim. Yani ağaca yazarın verdiği güzel, hoş, esprili örneklerden bir tanesi. Ay'a gitmek istiyorsanız ağaca çıkmak irrasyonel bir davranıştır sizin için diyor. Yani ondan çok daha fazlasına ihtiyacınız var. Ama bir çocuk için değildir. Yani çocuk ağaca çıkarak Ay'a yaklaşabileceğine inanıyorsa o çocukluk düşünce çerçevesi içinde, düzeyi içinde. Onun açısından bunu irrasyonel olarak değerlendirmek irrasyoneldir. Dolayısıyla bilgi seviyemiz, inanç düzeyi, inanç dağarcığımız bizim davranışlarımızı ve düşüncelerimizin rasyonel veya irrasyonel olarak değerlendirmesi noktasında temel alınması gereken kaynaktır, alandır, bazdır. Şimdi bu tabii mutlak bir irrasyoneliteden göreceli bir irrasyoneliteye doğru bizi kaydırdı ve bence de yapılması doğru olan bir şey. Yani biz burada mutlak bir insana irrasyonel veya irrasyonel demiyoruz. Fakat o insan neye inanıyor? O davranışları çerçevesinde, bu düşüncesi ve davranışı rasyonel midir, değil midir? Yazarın kitabın baştan sona takip ettiği rasyonelite tanımı bu diyebiliriz. Ve bence de bir bakıma yani rasyoneliteyi araçsallaştıran bir yaklaşım. Bu şartlar içinde bu şekilde davranmak rasyoneldir veya değildir. Şimdi burada önemli bir ayrım karşımıza çıkıyor. Buna biraz önce biraz hafifçe değinmiştik. O da araçsal ve amaçsal rasyonellik. Yani buradan neyi kastediyoruz? Şimdi bir takım düşünce ve inanç, düşünce ve davranışlara rasyonel veya irrasyonel demek ne derece mümkün? Yani mesela işte diyelim ki dini inanç veya bilimsel inanç. Bazen bunlar birbiriyle uyumlu olmayabilir. Değil mi? Yani dini inançlar bilimsel neticelerle çelişir veya çelişik olarak algılanabilir. Yani evrim onlardan bir tanesi. Nihayetinde dini yaratılış kıssalarına baktığımızdaki durumla bilimsel biyolojik evrim teorisine baktığımızda çok farklı bir durum. Gerçi bunları gene dediğim gibi birbirine karşıt olarak almanın rasyonel olup olmadığı da konuşulabilir. Yani işte belli dönemlerde insanlar yaratılışın öyle olduğuna inanıyordu. Ama günümüzde yaratılışın daha farklı şekillerde olmasının Kur'an-ı Kerim'i anlamada ters olmadığına yönelik yorumlar da yapabiliriz. Bu büyük oranda bilimsel gelişmelerin yani inanç dağarcığımızın ayetleri yorumlamadaki konumunu göz önüne aldığımızda yani evrim teorisinde uyumlu bir şekilde anlayıp yorumlayıp onu kabul edebilmek mümkün olabilir. Ama bir şeyin bizatihi amaç olması, yani bizatihi rasyonel olması ne gibi konularda olabilir diyor. Yazar bu noktada üç şey karşımıza çıkabilir diyor. Onlardan bir tanesi eğer bir şey hayatta kalmaya yardımcı olabiliyorsa, biraz önce benim verdiğim örnek, onu biz bizatihi rasyonel olarak değerlendirebiliriz. Yani mesela diyelim ki anne bakımı çocuğun hayatta ve işte o irrasyonel duygusal bağlılığı, gecenin ortasında kalkıp çocuğunu bakması, doyurması, sürekli olarak onunla düşüncesinin, duygu dünyasının adeta çocuğu sarıp sarmalaması ilk planda belki rasyonel gibi gelmeyebilir. Çünkü hiçbir insan diğer hiçbir insana bu kadar düşünerek kendini veremeyebilir. Ama çocuğun hayata kalabilmesi için de çok önemli bir yön olabilir o. Dolayısıyla hayatta kalmak bizatihi bir amaç olabilir. Veya diğer bir şey, utilitarian bir şekilde bakabiliriz. Yani biz maksimum düzeyde insanın
faydaya ulaşması ve minimum düzeyde insanın zararla karşılaşması veya maksimum düzeyde insanın zarardan da uzaklaşması olarak var. Fayda ilkesini amaç olarak değerlendirebiliriz. Veya bazı insanlar bilgiyi bizatihi amaç edinebilirler gibi şey yapıyor. Şimdi yazar bunları veriyor. Bunlar aslında biraz giriş bölümde yazarın rasyonelite ve irrasyonelite ile ilgili yapılan değerlendirmeler ama yazarın kitap boyunca gene üzerinde durduğu amaçsal rasyonelite veya rasyonellik değil. Çünkü bunların üzerinde hemfikir olabilmenin imkansız olduğunu düşünüyor yazar. Yani iyi bir hayat nasıl bir hayattır? Bunun cevabını veremeyiz diyor. Bunun cevabını veremeyeceğimiz için bireylerin tercihlerinin bizzati rasyonel veya irrasyonel olduğunu söyleyemeyiz. Yani bazı insanlar deni bir hayat tercih eder, bazı insanlar daha hedonist bir hayat tercih eder, bazı insanlar kendini işine kaptırır ve para kazanmanın peşinde dolaşabilir. Bunlardan hangisini tercih edeceğiz? Dini bir hayat tabii ki ahiret inancına inanan bir insan için rasyoneldir. Ama hayatın bundan ibaret olduğunu düşünen ve buna inanan bir insan için ve işte diyelim ki zengin olmanın kendisini mutlu ettiğini bilen bir insan için tabii ki bir dini hayat tercih edilmeyecektir. Bu tercihler arasındaki rasyonel bir kriterin olmayışı aslında İngiliz geleneğinin bariz bir yönü. Bunu daha önce de birkaç kere gündeme getirmiştik. Böyle bir tercih. Hatta ilginçtir bu modern siyaset felsefesinde de mesela John Rawls da Amerikalıdır. Biraz pragmatik analitik felsefeciler arasında yer alır. Çok derin tercihlerimizin mantığının olmadığını düşünürler. Yani çok varoluşsal tercihlerde mantık aranmamalıdır. O zaman nasıl belirleyeceğiz sosyal hayatı, gündelik hayatı, siyasi hayatı? Bunları perde arkasında tutacağız. Yani perdenin önüne ancak üzerinde konuşabileceğimiz, uzlaşabileceğimiz, yani diğer bir ifadeyle araçsal rasyonelite. Amaçsal rasyoneliteyi biz bireysel olarak kabul edebiliriz. Nasıl bir hayat, nasıl bir iş, nasıl bir eş, nasıl bir tercih. Bunlar hele hele işte varoluşsal tercihlerse, bu son zamanlarda Laura Poe isimli bir bayan felsefecinin yazmış olduğu bir kitap var. Transformatif kararlar üzerine, yani insanı dönüştüren kararlar, insanın geriye dönüp de geri alamayacağı kararlar veya en azından artık o kararı verdikten ve uyguladıktan sonra aynı kimse değilsiniz. O sizi dönüşüme uğratıyor. Mesela bunlar arasında işte diyelim ki çocuk sahibi olmayı sayar, evlenmeyi sayar, ihtidayı sayar. Bunlar artık gerçekleştiği andan itibaren bu kararlar, dünyaya aynı şekilde bakamazsınız. Ve bu kararları alma noktasında da nelere müracaat etmeniz gerektiğini size herkes söyleyemez. Yani orada da bireyseldir. Orada da mantığın, aklın, rasyonelitenin genel geçer kurallarını uygulayabilmek kolay. Burada yazarın verdiği ilginç bir örnek var aslında. Çok sık verilen bir örnek. Özellikle evlilik bağlamında. Darwin evlenmeden önce evlenmiş ve mutlu bir hayat sürmüş birisidir Darwin. Yani hayatı boyunca. Biraz sağlık sorunları oluyor ama çok mutlu bir hayatı olmuş. Evlenmeden önce bir ailede, pek de mutlu olmayan bir ailede yetişmiş sanıyorum. Babası sürekli aşağılıyormuş bunu. Sokakta fare taşlamadan başka hiçbir işe yaramıyorsun diye. ama sonradan bütün insanlığı değiştirebilecek, tezleri ortayabilecek bir zihin sahip olmuş. Neyse, bekarlığında oturuyor bu. Bir sayfayı ortadan ikiye ayırıyor. Bekar kaldığında avantajlar neler, evlendiğinde avantajlar neler. Bunların dökümünü yapıyor. Ve evlenmenin kendisi için avantajlı olduğu kanaatine varıyor ve evleniyor. Sakın böyle kararınızı almayın. Çünkü Darwin için işleyen bir karar başkaları için ne olur bilemem. Bununla alay eder. Gene bu alanda çalışan. Fakat bu tür yazarlardan farklı düşünen Gert Gigerenzer bir Alman şeydir. Onun da Türkçe'ye tercüme edilen eseri var ama maalesef okuyamayacağız zaman sınırlı olduğu için.
Ama internette YouTube'dan şey yapabilirsiniz, pek çok konuşması var. Juristik kavramı üzerinde, yani kestirimden karar alma kavramı üzerinde şey yapar ve bu yazarlardan farklı olarak o da insanın aldığı kararların onun rasyonel olduğuna delil olarak alınması gerektiği, yani olumlu bakar insan zihnine ve kararlarına. Hata işleriz fakat bunlar hayatın geneliyle karşılaştırıldığında izah edilebilir, anlaşılabilir ve telafi edilebilir hatalardır. O alay ediyor bundan. Amerikalı sanıyorum Columbia Üniversitesi'nden bir yerden ekonomi çalışan ve utility maksimizasyonu üzerinden, yani fayda maksimizasyonu üzerinden evlilik kararı alan birisini örnek olarak veriyor. Gerçek hayattan bir örnek. Yani şeyin yaptığı, Darwin'in yaptığının biraz daha farklı bir şekli. Bir dizi alternatif var. Bu alternatifler içinde kendi faydasını en maksimize hale getirebilecek adayı tercih etme noktasında oturup hesaplama yapıyor. Tabii böyle bir hesabın işlemesinin imkansız olduğunu Gigerenzer şey yaparım, onların da atıflarını size ulaştırırız. Bu konuda önemli isimlerden bir tanesidir. Bilmeniz, okumanız gereken yazarlardan bir tanesidir. Ama kitabına ulaşamazsanız bile, şu anda basımı yok onun yaptığı kitabın. İnternette oldukça fazla konuşması var, ulaşabileceğiniz. Almanya'da ve şey var, geniş bir laboratuvar var, bu alanda çalışıyor. Evet, bir saniye ışığı açayım, biraz karardı. Evet, Tire'de bugün hava biraz bulutlu, izninizle. Yani dolayısıyla şimdi rasyonelite üzerinde durduk, irrasyonelite üzerinde durduk ve her şeyin irrasyonel olarak değerlendirmemesi gerektiğini söyledik. Yazar şöyle bir şeyde bulunuyor. Yani bu irrasyonel dediğiniz hususlar aslında bir bakıma bazı açılardan irrasyonel olmayabilir şeklinde bir itirazı cevaplandırıyor. Bunun mümkün olduğunu düşünüyor fakat gene de aslında irrasyonelliğin mevcut olduğunu ve izah edilemeyeceğini pek çok durumda. Dolayısıyla kendisinde o örneklere yoğunlaşacağını söylüyor. Yine verdiği örneklerle ilgili yapılabilecek bazı itirazlara verdiği cevaplar var. Ama ben onlara isterseniz şey yapmayayım. Çok fazla girmeyeyim. Bugün genel bir giriş mahiyetinde olmuş olsun. Kitabın tamamını okuyamayız. Geniş. Ben buradan bazı örnekler seçeceğim. Yani mesela ikinci bölümde yazar bize bulunabilirlik kestirimini açıklıyor. Ve diğer akıl yürütme hatalarını örnekliyor. Ve kitabın diğer yaklaşık ilk dokuz bölümü daha çok psikolojik unsurların etkin olduğu düşünme hataları üzerine yoğunlaşıyor. Ondan sonraki 10 ile 19. bölüm daha çok mantıksal, istatistiki, matematiksel hesaplama, daha çok kognitif, yani emotif değil de ilk 9 bölümü daha çok emotif, duygularımızla ilgili hatalar ve buna yer alıyor. Mesela işte toplum içinde yaşamını getirdiği uyum kavramı, itaat kavramı, hazır bulunuşluk veya bulunabilirlik veya işte öncelik gibi teknik tabirleri olan bir takım düşünme hataları var. Onlar üzerinde duruyor. Daha sonraki 10 bölümde daha çok bilişsel hatalarımız üzerinde duruyor. Son 3 bölümde de bunlar hakkında neler yapılabilir? Dolayısıyla ben kitabı hepsini zaten inceden inceye okumanın, takip etmenin imkanı yok. Daha çok özet gideceğiz, örneklendireceğiz bunları önümüzdeki hafta üzerinde. Onlara ben önümüzdeki haftaya bırakayım diyor. Yuristik düşünme şekillerini, yani bu kestirim dediğimiz bir bakıma Kahneman'ın bu illüzyonlara biraz benzettiği düşünürken sapmalar. Yani nasıl bir çubuğu suyun içine batırdığınızda o çubuğu kırık görüyorsunuz. Halbuki çubuğun kırık olmadığını bildiğiniz halde öyle görmeye devam ediyorsunuz. Aynen öyle diyor Kahneman. Düşünürken de bir takım hataları istiyoruz. O hatalar bize söylendiği halde biz o hataları yapmadan kendimizi alamıyoruz. Yani o doğru bir şekilde yapıyoruz. Bunun en
yoğun ve en akut şekli bağımlılıkta karşımıza çıkar. Pek çok bağımlı insan bağımlılığının önce ikrar etmekte, itiraf etmekte ama daha sonra kabul etse bile kendisini kurtarabilmekte zorlanır. İrrasyonelliğin güzel örneklerinden bir tanesidir. Nasıl oluyor da o bağımlılık bizi o kararlara tekrar tekrar yeniden sevk ediyor. Bu psikolojinde açıklamakta zorlandığı bir yön. Bununla ilgili çok güzel bir yazı çıktı Guardian'da. Bir doktorun içki müptelası, uyuşturucu müptelası bir doktorun kendisini nasıl kurtardığını ve bunda sadece kararların, bireysel kararların imkansız olduğunu, kurumsal yönü, toplumsal yönü ve diğer yönleri de devreye alıyor. Bu da tabii bize konunun sadece bireysel olarak ele alınamayacağına, yani biz insanı bir toplum içinde, bir çerçeve içinde, diğer insanlarla ilişkiler bağlamı içinde görmemiz gerektiğini söylüyor. Dokunaklı bir tespiti vardı. Yani bir zenci olsaydım şu anda yer altında olurdum diyor. Beyaz olman beni kurtardı. Hiç, yani uyuşturucuyla, bağımlılıkla beyazlık arasındaki ilişkiyi kurmazsınız ama yani bir doktorun kendisini önerileri ve işte sigortasının olması gibi vesaire vesaire bir dizi etkeni beraberinde getirerek ki zenci olsaydım bunlardan mahrum olacaktım ve şu anda hayatta bulunmayacaktım şeklindeki bir değerlendirmesi var. Arzu eden arkadaşlara da bu derste epey şey yaptık 5-6 tane Meryem Hanım hatırlatırsanız şey yapalım. Evet, isterseniz ben burada durayım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.